Değerli izleyenler, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltı faciasını günlerce takip etmiştik, aktarmıştık gelişmeleri sizlere. Kuzey Atlantik sularına tur düzenleyen denizaltı firması internet sitesinden gelecek senenin tanıtımını kaldırmadı ve firmaya tepkilerse gecikmedi. Titanik'in enkazına gitmek için yola çıktı. Maceracı 5 kişinin mezarı oldu. Daha denizaltına inerken patladığı ortaya çıkan Titan denizaltısının internet sitesi hala reklam yapıyor. Ocean Gate adlı denizaltı firmasının internet sitesini ziyaret edenler, Titan denizaltısının Titanik deneyiminin 2024 tarihiyle karşılaştı. Planlanana göre denizaltı 12-20 Haziran 2024'te ve 21-29 Haziran 2024'te yeniden Titanik'e inecek. Tepkilerin üzerine biletler kaldırıldı, ancak Titanik görevinin hala internet sitesinde reklamı yapılıyor. Öte yandan New Yorker'dan yapılan bir analiz de Ocean Gate'i sorumlu tuttu. Amerikan merkezli derginin araştırmasına göre CEO Stockton Rush, 2018'den bu yana Titanik deneyiminin tehlikeleri konusunda uyarıldı. 2021 yılında Ocean Gate'in kurucusu Rush, "Ben bir yenilikçi olarak hatırlanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı ve bu projeyi yapmak için bazı kuralları çiğnediğini ifade etmişti. Öte yandan Titan'ın sahibi Ocean Gate'e yönelik soruşturma sürüyor. Denizaltının uç noktada olması için mutlak bir şekilde emin olunması gerekir. İnsan mürettebatını koruyan basınçlı gövdenin bütünlüğü hakkında herhangi bir şüphe varsa o zaman asla inmemeliyiz.